Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Pascal, günaydın, Pascal, günaydın. Günaydın abicim, ne haber? Pascal, iyilik yavrum. Redfit bildin mi Pascal? Bildim mi? Dün konuştuk. Ne oldu? Biliyorsun boşadı, karısını boşadı Angelina Jolie. Bunu çatır çatır boşadı. Dün de konuştuk Pascal, biliyorsun. Acımayacağım Kadir. Baktım tepene çıkıyor. Vereceğim mahkeme. Donla kadar alacağım. Ya sen önceki hayatında kocandan çok çekmiş bir kadın olabilir misin acaba? Bak bakayım, o tip var mı? Şu an yok ama önceki hayatında olabilirdi, bilmiyorum. Bak Kadir, onu bilmiyorum da önceki hayatımda kuma olabilirim. Ya baktığın zaman ben de görüyorum sende öyle bir form. Yani yakın hissediyorum. Ama nedir? Aragaz kumaya, şiddete, kadına saygısızlığa karşıdır, değil mi Pascal? Dibine kadar. Heh. Erkeğe şiddete okey miyiz? Yani kaşınan olursa yes. Ya o zaman manifestoyu toparlayalım. Kadına şiddete her şart altında karşıyız. Erkeğe şiddete kaşınanı kaşımakta sakınca görmüyor şeklinde efendim karşıyız diye düşünüyoruz, değil mi Pascal? Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, böyle güzel. Süper abi. Brad Pitt diyordun. Ha, biliyorsun dün de konuştuk. Profesör Manita yaptı. Kim? Brad Pitt. Fred Pitt kim? Ya Fred dediğim ama Brad Pitt işte, 42 yaşında MIT'de Profesör Manita yaptı. Vay. Kadir, ister miydin? İster miydin ne ya? İster miydin ne? İster mi? Ölürüm, ölürüm. Ölürüm MIT'de profesör sevgilin olacak. Hemen nikaha basarım. Hemen çocuk yaparım. Artı efendim sıkarım kendimi, dersime çalışırım, MIT'yi kazanırım, bütün derslerine girerim. O kadar diyorsun. Makam mevki sahibi kadın oldu mu ben çarpılıyorum. Otorite sahibi kadından etkilendiğim kadar beni etkileyen bir şey yok ya. Sana bir akademisyen bulalım. Profesör falan. Ya ben baktım. Şimdi zannediyorum bizdeki akademik hayat biraz ağır. Tez savunması falan sert geçiyor Pascal. Nereden anladın? Profesör hanımların hepsi biraz yaşça ileri gibi gözüküyorlar yani. Yıpranmışlar gibi. İlim, irfan insanı bu kadar yıpratır mı ya? Demek öyle abi. Yıpratıyor. He, ama hepsi çok kıymetli hanımlar. Başımızın üstünde yerleri var. Telefon kötüyor. Benimki ötüyor. Affedersin. Alo. Aleyna aleyküm selam. Kimsin? Brad Pitt sen misin? Ha. Pascal seni Şeftali Surat arıyor ya. Benim Şeftali Surat. Kim o be? Brad Pitt ya. Vay profesör, ne haber? Lan Brad, lan bu ne mal? Vallahi biledim ya. Allah da sana verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Arap atı gibisin, koştukça acımıyor. Veriyor abi. Veriyor abi, veriyor. İlk evvela Jennifer Aniston. Ondan sonracığıma Angelina Jolie. Oh. En sonuna da bir dönem Pascal'ın toprağı Marion Cotillard. Ay. Sonra efendim seviyeli birlikteliklerin oldu bunlarla. Şimdi de MIT'den bir profesör hanımla düzeyli bir ilişki. Vay 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 vay. Ya resmine baktık. Boy desen boy. Post desen post. Kafa desen kafa. IQ zaten 1500. Vallahi Brad sen ne günde oldun ya? Kadir gecesi mi? He? Ya Brad Pitt, sen güzel bir arkadaşa benziyorsun bak. Hem çok güzel hem de profesör bir kadınla sevgili olmak nasıl bir şey ya? Aha. Nasıl? Bize anaokulu öğretmeni bile profesör gibi geliyor gerçi ya. Pascal'la benim IQ'yu toplayınca ortaya çıkan şey doğal gaz faturasındaki kuruş gibi kalıyor. Evet, 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 evet. Vay be. Ne diyor? Kadir abi diyor, sorma diyor. 2018 model şahane bir spor aracım var diyor. 0-106 saniye fabrika çıkışı 380 basıyor diyor. Ama sen bana desen ki Brad desen araba mı profesör mü desen diyor. Abi hiç düşünmem, Profesör Manita derim diyor. Çünkü diyor şöyle bir örnek vereceğim diyor. Geçen gün diyor çengel bulmaca çözüyordum. Tüfeğli diye bir şey sormuşlar diyor. Ben de diyor ömrümde duymadım diyor. Ben Profesör Manita'ya sordum diyor. Asalak dedi diyor. Yazdım diyor. Lambers diye diyor. Yerine oturdu diyor. Süper bir şey Profesör Manita abi diyor. Hepinize öneririm diyor. Yaşı geçkin falan demeyeceksiniz diyor. Gerekirse üniversite kapılarında yatın diyor. Ama bir tane yapın diyor. İyi geliyor diyor. Ya o değil de ben merak ettim. Ne diye oturmuş bulmaca? Laf bulmacadaki yerine mi? He. Lambers diye. O nasıl efekt? Yavrum Hollywood efekti o. Brad Pitt dediğin Hollywood'da birinci gelen bir aktör ya. Ona Hollywood efekti yakışır ya.
Ama Kadir, o da yaşlandı. Valla hafif sarkıyor. Alo efendim Brett. Ha kimi yolcu edeceğim? Ha yenge evde miydi? Ha tabii tabii beklerim. Ne diyor? Abi diyor püstür sevgilim okula gidiyor diyor. Yolcu edeyim geliyorum diyor. Kapama diyor. Ha bekliyoruz biraz. Bekliyoruz. Ha, efendim. Ha alo efendim Brett. Ne oluyor ya? Neden kurtaralım? Ne? Hayda. Ne oldu be? Ne diyor? Profesör sevgili evden çıkınca Brad'in bütün tavrı değişti. Abi beni bu karın elinden kurtarın, kafası acayip çalışıyor. Yanlış anlama, ben de üniversite mezunuyum. Mimarlık diplomam var ama kadın MIT profesörü. Cin Ali gibi kaçıyorum kızın yanından. Kafası çok çalıştığı için hiçbir numaramı yiyemiyor. Milyon dolar servetim var, yancı gibi hissediyorum kendimi bunun yanında ya. E ne yapacağız Kadir? Alo Brad, ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah Allah, ne öneriyorsun bize? Ha, varoşa mı verelim kendimizi? Mümkünse ilkokul mezunu bile olmasın. Anladım. Anladım. Alo Brad. Eyvah, yenge mi geldi? Kapat kapat kapat, saklan saklan, kapat ya. Allah Allah. Ya Kadir ya. Koç gibi Brad. Delikanlı ya. Ne yere gelmiş ya? Eyvallah. Aragaz. Efendim good morning. Good morning. Good morning. Hey everybody good morning. Sana da good morning bro. Kadir hayırdır? Benim her zaman işim hayır zaten. Şerde ne işim olur ya? Tamam da abi. İngilizce falan. Fan fin fin fan. Çok düşündüm Pasko. Bakıyorum bazı sanatçılar İngilizce tweetler atıyorlar. Ne bileyim Insta fotoğraflarının altına İngilizce yazıyorlar. Ya dedim ki artık biz de ülke sınırlarını taşan bir radyo programı yapıyoruz. Yani ki inşallah öyledir. Efendim ben şahsım adına bu işi de 30 yıldır yapıyorum bro. Artık dedim yani ülke sınırları dışına taşalım dedim. Şimdi taşmayacaksak ne zaman taşıyacağız dedim. Onlar. How are you? How are you bro? Fine. I'm fine. Thanks Mr. Çöpdemir. Yani Kadir'cim. Sende bir taşma var ama göbek kısmı. Yine Kadir abini çekemeyerek güne başlıyorsun yani Pasko, öyle mi? Çekeceğim Pasko. Kaderimse çekerim diyeceksin. Kaderimse de çekerim diyeceksin. Çekeceksin ya. Kadir ne oluyor ya? Dur ya. He? Zaten sürüyorum ya. Ya bir kere de şuraya zıpkın gibi gel diyorum sana Pascal ya. He. Yo dur bak düşün boş ver. Sen zıpkın gibi gelme. İyi fikir değil. Bak benim kara gözlü Fransız çikiletem. Ben de zabağından oynaya sımsıcak çıkmıyorum yataktan ya. Biz de biliyoruz kolay değil ama artık şunu kabullenelim Pasko. Düzen böyle. Dünya böyle. Bizim işimiz böyle. Anladın? Kadir. He. Akrımına geldi. Ne geldi? Bu düzen ilk nasıl başladı? Yani sabah. İşe kim bitti? İlk işe en günahkar olan gitti muhtemelen Pascal. Ne diyor ya? Ya içler dışlar çarpımı yaptım bro. İlk taşı en günahsız olan atacaksa sabahın köründe ilk işe de en günahkar olan gitmiştir. Yani bence. Bu telefonun icadı gibi bir şey mi ya? Ha? Ama abi bir yerde başlangıç var, yok mu? Doğru diyorsun aslında. Kim acaba o ilk hıyar turşusu? Yani hepimizi yaktı, erkenden gitti, hepimizi yaktı, bitirdi, perişan etti. Kim o, kim? Abi bu hadi o tamam. Diğerleri nasıl uydu buna? Artık nasıl girdiyse milletin kanına namussuz bir kişi de dememiş ki hayırdır birader, neden ben ısıtıcı yatağımı bırakıp işe gidiyorum dememiş yani. Ya işte bunlar var ya, kapitalizm. Ha konuştu Fidel Castro. Pascal'a baksın. En lüks restoranda yemek ye, güzel güzel evlerde yaşa, markalı kıyafetler, lüks hayat. Sonra işte bunlar hep kapitalizm. Perhizmi yapacaksın yavrum, lahana turşusunu gömeceksin. Bir karar ver Pascom ya. Lahana turşusu please. Hanım. Güzel güzel kuru fasulyem de var. Etli, ondan da vereyim mi? Bayılırım. Pilav var mı, pilav vereyim mi? Olur. Cacık da yaptırıyorum Pascal abime. Adamsın be. Yalnız usta dedi ki hıyar etmiş cacık işinde Pascal Bey'den bir parça alabilir miyiz dedi. Ne diyorsun? Ya iyice kendini kaybettin ha. Aç mı geliyorsun sen gülüm ha? Abi çok açım. Sevgiye, şefkate, insanlık için. Açım be. Ya Pascal sabah yemin ediyorum bütün neşeyi kaçırıyorsun ha sen. Hadi senin sesin güzel. Bir Twitter adresimizi şöyle bir söyle. Ondan sonra bir şöyle bir Twitter adresimizden haberdar olsun millet ya. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Orta Doğu ve Balkanların en kalender radyo programı Aragaz. Rızkının peşinde koşan uyku mahmuru insanların yüzüne
ılık bir Meltem gibi esmek için efendim buradayız biliyorsunuz yani. Ağızlarınız tatlansın, paralarınız katlansın, hayırlı işler olsun. Sen ne yapıyorsun pasta, sen ne yapıyorsun? Instagram'a bakıyorum. Ha, gördüm gördüm, en son likeladığını da gördüm. Sana hayırlı işler olsun Pasko. Allah razı olsun abi. Aragaz. Kadir. Pasko. Hala mı izlemiyorsun? Ne güzel program bu ya. Yemekteyiz. Ya izlemiyorum dedim ya Pasko. Reklam mı aldın sen bu programdan ya? İkide bir yemekteyiz seyret, yemekteyiz seyret. Bak doğru söyle. Pasko. Hı. Böyle el altından iş alıp Kadir abinden gizleme. Çok ayıp edersin. Hayır be. Ama Kadir çok şey kaçırıyorsun. Ya komik olaylarına rast geliyorum sosyal medyada. Bir tanesini suratımı kapatarak izledim utancımdan ya. Hangisini? Ya şimdi sofrada adam şeyden beyindeki loblardan falan bahsediyor. Beyindeki loblar savaş ediyor falan diyor kadına. Sen onu izledin mi, biliyor musun onu? Yok, onu görmedin. Aa, çok şey kaçırmışsın ya. Neyse, adam bir şey anlatırken bu beyindeki loblar savaş ediyor falan diyor. Kadın sinirleniyor, siz benim diyor beynimde lob olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Ben bilmiyorum beynimde lob olduğunu diyor. Eyvah eyvah. Ha, Pasko, acı olan ne biliyor musun? Adamın da aşağı kalır yanı yok ya. Diyor ki zeki insanlarda iki lob var derler diyor. Ya zeki insanlarda iki lob var ne abi? Ne bu? Kadın ne diyor? Az önce siz benim beynimde lob olduğunu nereden biliyorsunuz diyen abla vardı ya. O abla bu sefer abi dedi ya zeki insanlarda iki lob oluyormuş diye. Gayet böyle sırıtarak o zaman bende 5 tane lob var diyor. Oh, sefanız olsun be. Lob lob. Lob lob beyin kardeşim, lob lob. Abi orada sorun ne biliyor musun? Bu abla lobu sıkıntı sanmış. Bende sıkıntı. Tabii canım, tabii o anlaşılıyor. Sinirleniyor zaten. Allah muhafaza, o beyin tümörü falan gibi bir şey zannediyor muhtemelen. Sonra kötü bir şey olmadığını anlayınca da sen sar oradan 5 tane diyor, bende 5 tane lob var diyor ya. Sen ne kaç var abi? Şimdi bende doğuştan bir 3 tane vardır Paskal'ım. Abi bazılarında var ya tek lob varmış. Ya Pascal sen var ya, sen çok tehlikelisin. Aldın mevzuyu nereye getirdin bak. Abi biz erkeğiz. Son durak belli. Bekleme yapma Pasko, devam et devam. Sende kaç lob var Pasko? Ben normal 2 tane ama iri. İri lob bayağı büyük. Maşallah kardeşim, maşallah. Tabi sen zencisin, büyük olacak, kafalı çocuksun sen. Peki mesela işler zora girdiğinde lobları ayırıyor musun sen, beyin loblarını? Abi hiç ayırmadım. Allah şükür. He, Allah loblarını ayırmasın kardeşim. Beyin mühim organ. İyi bak. Bir o loblarına iyi bak Pascal. Ya Kadir, bu cehalet var ya bizi bitirecek. Vallahi bak. Allah, ondan emin değilim ya bro. Bana bu kadarı kurgu gibi geliyor yani. İnanmak istemiyorum yani. Cehalette bir pot kırılır tamam, ama böylesi olmaz gibi geliyor. Bunda bir iş var ya. Bu cahillik o. Abla önce bir yapıyor kardeş, alıp sıvıyor. Abla yetmez deyip üstüne tüy dikiyor. Yani bu kurgu değil de nedir, anlamadım ki ya. Dua etsen biraz da kurabilir. Sen de bana diyorsun ki neden izlemiyorsun diye. Oğlum bak, sen de izleme böyle şeyleri diyorum Pasko'ya. Yakında geleceksin, senin IQ 10 saniyede elle sayacak bir hale gelecek yani. Sanki şu an daha iyiyim. Ya kaybedecek neyim var diyorsun belki, ama sen de haklısın belki ama. Aman hadi tamam, izle ya, izle. Ben onu düşünmedim ya. Doğru diyorsun. Sana daha ne olabilir ki yani? Abi ne yaptın diyorum. O kadar ölmedik. Ya Pascal izleme, aptal olacaksın diyorum. Sanki şimdi daha iyiyim diyorsun. İzle o zaman diyorum. Ha? Kaybedeceksin diyorum, ona da bozuluyorsun. Yavrum sen ikizler burcu musun? Yok. Oğlak. Senin çevirmen de iyi olur ha Pasko. Evet. Valla. Cücür yapar. Yok. Aragaz. Pasko. Sir. Ya sizin Fransa'da stand-upçı var mı? Var abi. Gadel Mali var. Faslı ve Kanada. Ha, bildim ben onu. Ne? Son zamanlarda komedyenlere çok sarıyorum. İzliyorum internetten falan, epey iyi geliyor ya. İsabet olmuş. Niye paşam? Şaka yapmayı öğrenesin. Paska. Senin de bahar alerjisi falan mı var bebeğim? O nereden çıktı? Hep kaşınıyorsun son zamanlarda sen ya. Yok be abi. İyiyim valla. Kaşınmıyorum. Yo sen bayağı kaşınıyorsun. Bayağı. Sen farkında değilsin. Çok kaşınıyorsun. Aaa. Sen medyaz yaptın. Kızın şimdi ne, şaka yapamıyorsun dedin. Ondan mı? Pascal sana bir şaka yaparım. 2 ay sağlık raporu alırsın ha. Ey tamam ya. Kızma be. Oğlum kızma da, bir muhabbete gireceğiz. Muhabbetin içine turp suyu sıkıyorsun ya. Ne dediğimi de unutturuyorsun bana ya.
Allah Allah. Allah'ım bu Pascal bu dünyadaki uzmanlık imtihanı mı benim ya? Evliya mı olacağım ben bu Kadir Kul'un bu Pascal imtihanı geçtikten sonra anlamadım ki ne ben ya. Ne stand up diyordun? He hiç değilse abisini Cangulay'la dinliyormuş. Sakinliyorum bak böyle olunca. Zekisin ama çalışmıyorsun Pascal ya. Çalışsan yaparım değil mi? Tabii yaparsın ya, zehir gibi çocuksun. Şimdi bir sürü komedyen izliyorum dedim. İzliyorum Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan. Adamlarda sürüsüne bereket komedyen var ya. Ya bizde bir tane Cem Yılmaz var abi. Toplasan 8-10 kişi daha ya çıkar ya çıkmaz ama parlamıyor diğerleri. Cem Yılmaz dışındakiler parlamıyor. Bizde bir Cem yürüdü stand-upçı olarak. Onun dışında onun kadar... Tamam Mesut Süre var bak bizim yayın grubunda da program yapıyor. Eyvallah ama... Yani öyle Cem Yılmaz kadar parlayan yok. Onu demek istiyorum. Yoksa Mesut Süren'in stand-up'ı da çok güzel. Evet abi. Cem Yılmaz çok komik. Ya bırak Pascal. Sen ne anlıyorsun da neye görüyorsun? Adamın şakaları advanced Türk kültürü gerektiriyor. Sen de anca intermediate. Çok komik Cem Yılmaz. E komik de bize komik yani. Bize komik aslanım. Sana ne komik o? Sana komik olamaz. Anlamıyorsun çünkü. Ya Kadir. Sen de var ya. Yaşlı sinirin var be. Yaşlı derken? Yani gözlüğü yaşlı. O madde. Peki bro, neden böyle Türkiye stand-upçı yaz? Abi bunu düşündüm. Analizini yaptım. Evet az ve bu bizde artmaz, gelişmez biliyor musun? Abi tamam da niye? Bak birkaç yerde genç çocuklar sahne alıyor. Ben de bazılarını gidip izledim. Amerika'da o komedi klaplarda falan adamlar bilet alıp doya doya gülmek için... Doluşturuyorlar o mekanları kardeşim. Sahneye çıkan başta komik şaka yapmasa bile kahkaha atıyorlar, alkışlıyorlar, adama gaz veriyorlar. Anladın mı? Adamı bir yere getiriyorlar yani. Komik değilse ne yaşlıyor? Ya sahne heyecanı artsın adamın diye. Yani sen bilemezsin sahneye tek başına çıkan adam nasıl bir psikolojide. Anladın mı? O adamın benzini alkış yani. Enerjisi alkış. Kahkaha. Adam rahatlıyor. Önce bir rahatlatıyorlar başta komik olmasa bile. Adam da rahatladıkça açılıyor yani. Alıyor alkışı. Alıyor kahkahayı. Açılıyor. Açılınca da komik oluyor abi. Kadir bak bu çok mantıklı. Ama burada öyle olmuyor. Ya Pascal burada bak gör nasıl gülmeyeceğim sahnedekine inadıyla giriyor millete. Sahneye çıkanın rezil olmasını istemez duygusu var sanki yani hiç. Böyle içeriden ya çıksın da rezil olsun. Hani biz de gülmeyelim yani. Bir sinsilik var yani işin içinde. Ya be vatandaş sen gülmek için bilete para verdin. Anladın mı? Sen gülmek için geldin buraya. Kerizlikle bu gülmemek, kendini kasmak, yani bu sıkı tutmak, bırakmamak manyaklık bu. Bir de Kadir, yanında manita varsa hiç gülmüyor. Tabii abi. Yanında kız varsa sahneye çıkan da erkekse surat bir karış izliyor. Ya hep bir ben daha komiyim mücadelesi, vurgusu anladın mı? Yani lokantada yemek söyleyip bak gör nasıl yemeyeceğim gibi bir şey bu ya. Böyle saçmalık olur mu? Abi güzel tespit. Süper. Abi bir de bizde sahnedekine laf geçirip kahraman olma çabası. Ya laf soksun sahnedeki adam zaten yeterince zekiyse alır o lafı. Üç misliyle paket edip çıktığı yere geri iade eder. Ama öyle değil ki sahnedeki adam bir şey soruyor cevap veren yok. Ya bu adamı bu kadar sallamayacaktın. Niye biletini alıp geldiniz kardeşim? Kadir sen yapsana abi güzel olur ha. Yok Paskal'ım benim dizlerim ağrıyor. Ben ayakta duramıyorum 2 saat. 30 yıldır radyoda sit down yapıyorum ya ben mis gibi. İşte gülüyorlar sağ olsunlar yeterli bize be. Bence bana mı gülüyorlar? Bak ben bu dediğine çok gülüyorum ama hakikaten komik çünkü bu komik oldu. Şaka tutak yaptın ya. Şakaysa komik değil. Aragaz. Pasko. Bro. Türklerin anlayamadığın hareketleri var mı? Olmaz mı abi? Siz var ya değişiksiniz ya. Bak yine sizdi bizde olduk ya. Ama alıştım abi. Vallahi bak. Neler var mesela bir anlatsana ya. Mesela bir Fransızdan kendimizi dinleyelim ya. Sen ara ara anlatıyorsun eğlenceli oluyor. Gerçi çok sallayacağımızdan değil ama. Anlat yani muhabbet olsun. Nasıl senin gözünden? Hı? Abi. Dahi giriş. Hı. Uçak yere indi. Abi herkes alkışlıyor. Çok şaşırdım. Aa, bunda ne var ki? Bu tuhaf davranış değil ki. Nesi garip sana bunun Pasko? Niye alkışlıyorlar? Yavrum niye alkışlamayalım? Biz daha tonlarca demirin havada nasıl uçtuğunu anlamış değiliz. Ben her uçtuğumda şaşırıyorum. İçinden yüzlerce insanla metal yığını havada gidiyor diyorum. Adam onu kaldırıyor, indiriyor diyor. Yetmedi uçurup götürüyor diyorum.
Bir de üstüne efendim indiriyor diyorum. Müsaade etseler ben kokpite girip pilotları her seferinde alnından öperim, alkışlayayım. Abi ben böyle düşünmedim ya. Ben böyle anlattım, mantıklı. Oğlum senin Kadir abin ikna makinesi gibi bir adam. Ben dünya güzeli kadınları benimle sevgili olmaya ikna etmiş adamım. Seni uçakta alkışın normal olduğuna mı ikna edemeyeceğim yani Pasko? Artık var ya ben durmam. Alkışlarım. Alkışlamayanlar utansın. Ayrıca adamlar belli ki alkış bekliyor zaten Pasko. Yol boyu şu yükseklikteyiz. Böyle uçuyoruz. Oradan kaçıyoruz. Buradan gidiyoruz falan diye anlatıyorlar. Yani bir takdir bekleniyor yani. Üzelim mi şimdi adamı? Ya onu bırak da başka ne var, sen ona geç, ona. Trafikte korna abi. Abi trafik kilit. Herkes kornaya bakıyor. Neden? İşte Pascal, sen Fransız olduğun için her şeye Fransız. Onlar sohbet ediyor aslında. Trafik kilitlenmiş. Durdukları yerde duruyorlar. Öyle vakit mi geçer ciğerparem ya? Adamlar arabadan inip konuşamıyorlar. Kornayla anlaşıyorlar. Basıyor. Abi çok mu kalabalık ilerisi diyor. Diğeri kornaya basıyor. Dur öndekine sorayım kardeşim diyor. Öyle olunca o ona soruyor, bu buna soruyor. Bir kakafoni oluyor. Sana öyleymiş gibi geliyor yani. Ama bildiğin değil. Korna kufür gibi. O da sizin gibi içi fesatlar için öyle Pascal. Yahu önünde bir sürü araba var adamın. Bir yere kıpırdayamıyor. Arkadaki ona niye küfresin? Öndekinin suçu ne? Vallahi Kadir. Ya ardırlandım ya. Vallahi ya. Abi kardeşim. Ondan diyorum işte. Sor aklında ne varsa Kadir abin anlatsın. Her şeyin bir açıklaması var. Efendim? Ya bozuk para. Maaşla harcıyorlar. O niye abi? Oo Paskal, sen hiçbir şey anlamamışsın. Yani bunu da açık söyleyeyim, sormanı beklemezdim. Bro. Niye baba? Gayet normal. Ya sen Roma'ya gittin mi Paskal? Gittim. Aşıklar Çeşmesi'ne gittin mi? Evet. Ne alaka? Çok alaka. Aşıklar Çeşmesi'ne ne yapıyor insanlar acı? Dilek tutuyorlar. Havuza para atıyor. Al işte. Ya bunu nasıl çözemiyorsun sen? Adam siz maçı kazanın diye dilek tutuyor, sahaya para atıyor. Ciddi misin? Tabii abi. Total mi bu? Tabii abi. Başka ne olacak? Para bu. Atılır mı? Sahaya atılır mı? Adamlar size para atıyorlar, para. Birikim dediğin küçük küçük oluyor Pasko. Allah bereket verir. Cebe atacaksın yani, bin bereket versin diyeceksin. Su şişesi? Onu da atıyorlar. Ya sen hiç o su şişelerini boş gördün mü? Göremezsin. Hepsinin içinde su var. Adam sana su veriyor oğlum, su veriyor. Sen niye böyle nankörsün ya? Ha? Ay Kadir, ben utandım ya. Vallahi ya, ben ne anlamışım ya? Abi, neyse bu ülkenin taraftarı yüce gönüllüdür. Eminim affeder seni Pasko'ya. Aragaz. Kadir. Evet bro. Sen ne zaman emekli oluyorsun? Ya bilmiyorum da sen niye sordun bunu Pasko? Yani kendine yeni bir partner mi buldun? Bıktın mı benden? Daha iyi planların mı var yavrum? Ha, programı tek başına mı götüreceksin? Abi nereden çıktı ya? Biri bir şey mi dedi? Ha? Hayırdır? Ne oldu paşam, bir panik oldun? Ardımdan bir Ali Çinkis oyunu mu çeviriyorsun sen ya? Oğlum abi, sensiz cennet bile sürgün sayılır. Ya bırak Pascal, bırak. Asıl seninki düpedüz vurgun sayılır. Bana name yapma, bırak. Emekliliğimi falan soruyor ya, var bunda bir iş. Ya Kadir, öylesini sordum ya. Nereden çıktı bu? Altından ben neler çıkaracağım sana, sen dur. Oğlum böyle şey sorulur mu ya? Eve misafir gelene ne zaman gidiyorsunuz diye sorar mısın sen? Sorarım. Ne var ki? Aa, al işte. Ayı görmek için hayvanat bahçesine gitmeye gerek yok. Bizim radyoya gelsinler, aha da bunu görsünler. Abi sorulur mu öyle şey? Ama abi program yapacağım. Ona göre ya. Allah'ım ya, sanki bana başıma Elon Musk ha. Bana plan yapacakmış. Bak bunları Kadir abin öğretsin. Misafire ne zaman gideceği sorulmaz. Ayıptır, adabı muaşerete aykırıdır. Tamam abi. Ha. Gel şu emekli konusuna. De bakalım nereden çıktı Pascal, sen öyle rastgele soru sormazsın. Abi seni düşünüyordum. Yaşın kaç oldu? Neler artık? Yaşım kaç mı? Allah Allah. Sana ne lan? Kaç olmuş benim yaşım? Ne bileyim abi. 60 var değil mi? Tabii. 90. Ben 120 yaşındayım. Mohaç Meydan Muharebesi'ne filan katıldım ben. Malazgirt'e ilk ayak basan 3 Türk'ten bir tanesi. 60 ne yavrum? Pascal, bu itibarsızlaştırma çabalarına anlam veremiyorum canım güzel kardeşim. Senin elinden ben tuttum, unutma. Şimdi geldim, benim gözümü mü oyuyorsun sen karga? Abi ben sıkıntıya giremiyorum.
Ben de normalde sıkıntıya gelemiyorum ama burada kaç yıldır program yapıyoruz seninle Pascal Efendi. Bak demek ki insan dayanabiliyor yani. Yok yaşın 60, yok emekli ol artık. Kadir bazen var ya, beni yanlış anlıyorsun. Yavrum sen de akım diyecekken affedersin çokum diyorsun. Tart lafı ya. Kelamını tartıp söyle abi. Ama iyi niyetim ben. Vallahi hep kaybediyorum. Ya herkesin ağzında bu laf. Bir iyi niyetimden kaybediyorum. Nerede lan bu kötü niyetliler? Herkes iyi niyetli canına yanım. Bir tane içimizde kötü niyetli yok. Hep iyi niyetimden kaybediyorum. Kadir emeklilik süper bir şey. Bak vallahi. Keşke beni yetiştiler. Tamam yavrum konuşayım. Patronu hemen emekletelim seni. Ha ne diyorsun hemen emekleteyim. Aa abi daha dur be. Daha dur Kadir abine gelince yürü. Kendine gelince dur. Ben daha gencim. Ben yaşlı mıyım? Değil misin? Ya bak şimdi şu program bitsin çıkacağız. Seninle buradan 100 kişiye soracağız Pascal Aragaz'da kim emekli olsun diye. Var mısın yavrum? Yokum. Ha yemedi değil mi? Yemedi. Akıllı olacaksın o zaman. Bir emekli olurum 40 gün ağlarsın arkamda. Kadir bırakma beni. Tamam dramatize etme olayı ya. Aragaz. Pascal. Bro. Bu Melon oğlana ben çok tutuluyorum Pascal. Beni geldikçe geliyor bu antipatik herif ya. Kim o baba? Elon diyorum, Musk diyorum. Melon, Elon. Hani teknolojik adam. Onu diyorum. Abi ne diyorsun? Saçmalama. Adamın sana ne zararı var? Şimdiye kadar söylediklerimin hepsi şakaydı ya. Kinayeydi, ironiydi. Hepsi bir oyunun parçasıydı. Ama bu adamın minnetsizliği, şükürsüzlüğü, atasına, ceddine, saygısızlığı beni kızdırıyor. Bak onu söyleyeyim, o gerçek. İni ne yapmış? Ya bu babası için şöyleydi, böyleydi diye kelime yaptıydı geçen de. Hatırla. Hatırla. Evet, hatırlıyorum abi. Evet. Çok kötü bir adam demiş. He, babası da evvelki gün çıkmış demiş ki haram olsun verdiğim emekler demiş. İşte şimdi demiş, şimdi adını zikredemeyeceğim demiş, aşırı milyon dolarlık bir araba markası söylemiş, arabalarla okullara götürdüm onu demiş. Oha, babadan zenginmiş. Babadan zenginmiş. Demiş ki yemedim demiş, yedirdim demiş, içmedim demiş, havyarlar demiş, yedirdim demiş. Yani diyor ki kuz sütüyle besledim onu diyor. Pamuklara sardım, sarmaladım. Aynı zamanda bize de diyor mangır da vardı diyor. Zengin bir hayat yaşattım çocukluğunda, gençliğinde diyor. Vay be Kadir. Neler dönmüş? Ya sorma Pasko. Adam meğer üstüne titremiş vicdan yoksunluğun. Yani bir şeyciğini eksik etmemiş adamın ifadesine göre. Abi bilemeyiz. Her şey para değil. Ya orası öyle de. Yine bu kadar emeğe, bu kadar ilgiye insan böyle vefasızlık yapar mı ya? Yapabilir. Aile meselesi. Ha iki tarafı da dinlemek lazım diyorsun. Onu dinliyorum. O haklı. Buna bakıyorum. Bu haklı. Oğlum ben babadan yanayım. Bir baba evladına bu kadar efendim ilgileniyorsa ve de böyle kızıyorsa vardır onda bir şeyler bak. Abi belki adam alkolik. Belki hayırsız. Ya ne olursa olsun Pascal babadır, atadır. Öyle aleme etiket edilmez türküsü yapılmaz bunun yani. Doğru. Bu Elon Musk'ın orada hatası var. O yüzden Erol Reis'e o yüzden hak veriyorum. Erol kim abi? Erol Evgin kardeşim. Kim olacak Elon Musk'ın babası Erol? İşte öyle bir şey. La pazarlık yapma Pasko, mevzu derin ya. Abi bize ne ya? Ne demek abi bize ne? Adam uzaya araba fırlatmasını biliyor. Efendim bilmem façabuk hesaplarını kapatıp şov yapıyor. Bunların hepsi gündem oluyor, yetmiyor. Babasını kötülüyor, o da gündem oluyor. Ama abi biz onun birbirine bakalım. Ya ben de öyle olsun isterdim ama özeliyle gündeme geliyor. Yanlış. Yanlış yapmış. Bak o konuda ben de kırgınım. Vallahi benimki kırgınlığın ötesinde Pasko. Benim için Elon Musk bitmiştir. O kadar diyorum. İyi peki abi. Sen öyle diyorsan. Ya senin de bu uyumlu, bu ahenkli hallerine yani bayılıyorum Paskal'a. Ben de sana. Ha, eyvallah kardeş. Aragaz. Pascal. Kardeşim benim. Cam senin Instagram adresin neydi? B numara 21. Seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di efendim. Bekliyoruz renkli Instagram sayfalarımıza. Koşella'ya gittin mi sen kardeşim? Yok be abi ya. İşin gücün var. Ne koşellası? Koşella işsiz adamın gideceği yerdir mi diyorsun? Yani abi gidenler belki izin almıştır. Yıllık izin. Ya hacım şimdi bırak bu kokmaz bulaşmaz çıkışları. Belli ki burada Kadir kardeşin iğnemelecikler yapacak yani. Eşlik et, katıl. Ne diye hemen kendini sıyırtıyorsun arada? Efendim? Ya Kadir sen niye karışıyorsun? Ha? Bırak gitsinler, eğlensinler. Ya eğlensinler Paskal'ım, eğlenmesinler demiyorum.
Benim isyanım ona değil. Neyi peki? Ben diyorum ki neden bizde de bu ayarda bir festival olmuyor? Neden tüm dünyanın gözü bize dönmüyor? Efendime söyleyeyim, neden Hollywood'un, Malwood'un ünlüleri akın akın bizim toprağa gelmiyor? Festival bizde de var. Ya var da kardeşim, yerini tutar mı ya? Bir Burning Man'in, efendime söyleyeyim, bir Coachella'nın, efendime söyleyeyim, bir Tomorrowland'in yerini tutar mı ya? Ha? Oo Kadir, sen de var ya, her şeyi biliyorsun. Oğlum bu Kadir kardeşin eski festivalci. Biz zamanın çiçek çocuğuyuz, sen ne sandın ya? Vay, eskilerden Kadir. Tabii aslanım, ne sandın? Çiçek çocuklarının ilk mensuplarından bu Kadir kardeş. Seneler önceydi tabii. Şimdi o kadar hızlı değiliz. Ustan, her karışında ayak izim var benim hala. Kadir sen ne yaptın ya? Nereler bulaştı? Türk aile yapısına, örf ve adetine, çocukların zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimine mugayir en ufak bir eylemim olmadığını burada beyan ediyorum. Yani bizde yanlış olmaz ama onun dışında işin eğlencesine her daim katıldım. Sen tucucu çiçektin. Ha? Aynen bro, aynen. Ben bu hani sarı çiçek vardır ya muhatap olan, onun gibi bir şeydim. Aynen, baba var mıydı? Var var. Şimdi konuyu gargaraya getirmeyelim de, niçin olmuyor bizde öyle güzel festivaller, onu bir yatıralım masaya, onu konuşalım. Sen yaparsın. Ben yaptım. Ben yaptım olduğu zihniyeti bizi buralara getirdi Pascal, artık bu kafadan çıkmamız lazım. Ne yapacağız abi? Söyle yaparım. Şimdi efendim, Avrupa'yı, Amerikalı'yı kendimize örnek alacağız. Onları öğrenip burada yerli ve milli festivaller gerçekleştireceğiz. Ama Kadir, biz festival insanı değiliz. Düğün insanıyız. Ya 40 gün 40 gece diyorsun. Doğru aslında. Bu festivalcilik, eğlenmecilik, toyculuk, moyculuk bizden türeyen şeyler, biliyorsun değil mi? Tabii abi. Özümüze dinleyeceğiz. Ya bak Pasko, yine verdin dersin kralım be. Bak ne güzel yere bağlandı. Özümüze dönelim. Kendimiz olalım. Taklit etmeyelim. Aslımızı yaşatalım hesabı. Aferin Kadir. Güzel topladın. Kardeşim senin sayende oldu bunlar. Minnettarım ben sana. Estağfurullah ya. Ne yaptın be? Ya hadiseyi öğrenmemizi, kendimizi bilmemizi sağlıyorsun. Özümle barıştırıyorsun. Pascal daha ne yapacak? Yani bir özetsin adeta. Özün özeti. Bana beni benle anlattın ya. Ben mi yaptın bunu? Ben de şaşırdım ama sen yaptın Pascal. Çok büyük adamsın. Sen de öylesin. Ver Twitter adresini. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir, bravo. Aragaz. Pascal. Sir. Sen Banker Büro'yu seyrettin mi bro? Yok abi, biz izlemedik. Bak o zaman sana ev ödevi. Akşam direkt ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Banker Büro'yu buluyorsun, netten izliyorsun kardeşim. İyi tamam. Kim oynuyor? Şener Şen'le İlyas Salman. Aa, çok severim ya. Tabii abi, ikisi de büyük oyuncudur. İkisinin de hastasıyız. Aynen abi. Nereden çıktı şimdi? Ya şimdi spoiler verip tadını kaçırmayayım ama mevzu oldu geçenlerde, sen duydun mu? Ya Kadir, filmi izlemedim. Nereden biliyorsun? Haklısın kardeşim. Şimdi şöyle olmuş. Uyanık bir abimiz halkımızı otobüse doldurmuş. Umre'ye götürüyorum diye almış, Urfa'ya götürmüş. Oha, günah ya. Günah. Orası zaten ayrı, günah yani. Benim anlamadığım, ya Umre'yi Urfa'dan nasıl ayıramadılar ya giderken? Abi nereden bilsin? İkisini de görmemiş. Ya her devirde demek böyle dolandırıcılar çıkıyor be Pasko. Vay, çok enteresan bir şey ya. Olur mu bu devirde? Çok acayip mevzu be. Abi ben çok üzülüyorum. Valla iyi insanları kandırıyorlar. Ya kardeşim hadi, vicdan yok, vicdan yok. Bak şimdi aklıma yine Tosun geliyor, sinirim zıplıyor. Bir de Tosun kandırdı son dönemde bile. Kadir sen var ya, o Tosun'u atlatamıyorsun. Ya o atlatılacak gibi travma değil ki Pasko. O mevzuya ben büyük taktım ya. Niye taktın? Ya kardeşim adam sanal yumurta sattı ya. Böyle bir tokatçılık şekli olabilir mi abi? Ha? Bu ülkede Boğaz Köprüsü'nü satan çıktı. Aynı evi 5 kişiye satan çıktı. Galata Kulesi'ni satan çıktı. Eşeğe boyayıp satan çıktı ama böylesi ya. Olmayan yumurtayı satan çıkmadı ya. Kadir, adam yaratıcı. Vallahi yaratıcı mı değil mi, takdir mi edilsin, beddua mı edilsin bilmiyorum. Çok dikkatli davranmak lazım yani. İkisini de yapma. Dikkat et. Ya ben dikkatliyim de Pascal, halkımız biraz tuhaf, biraz şey yani. Yani hey. Halkımız özel bir çocuk ya. Okuduğunu da anlamıyor. Ne yapayım? Çalışınca da mı olmuyor? Ne oluyor? Anlamadım. Yani ama bir şekilde yiyorlar yani bu tip şeyleri. O niye biliyor musun? Niye? Kolay para. Vallahi bak. Kolay para kazanmak istiyorlar. Bravo. Ondan oluyor. Bravo. Ağzın bağlı yesin Pascal. Bak bir İngiliz atasözü ne diyor?
ucuz giyecek kadar zengin değilim diyor. Ne yarak ya? Oğlum ucuz etin yahnisi yavan oluyor işte. Ne yarak ya? Ya işte ucuzu sil yerine kolay yaz, anlam kaymıyor yani, anladın mı? Ya Kadir, seni örnekler var ya, hiç tutmuyor, veremiyorsun. Tamam sen ver bro, sen ver o zaman, biz dinleyelim, ver. Verim, dur bakayım. Zahmetsiz rahmet olmaz. Oha, ooo nokta atışı. Ne sandın toprağım? Vay be, saygıyla eğiliyorum Pasko, sen bu işi çözdün bro. Aragaz. Paskal. Kadir abi. Bu taksici kardeşimize verilen hapis cezası ne diyorsun hacı? Ne cezası abi? Atlamışsın oğlum. Aa, geçenlerde bir taksici, senden yabancı olmasın, İstanbul'un yabancısı bir arkadaşı Kadıköy'den almış, Sabiha'ya götüreceğim diye. İkinci köprüden mi geçmemiş, üçüncü köprüyü mü dolanmamış? Efendim dönder Allah dönder, gezdir babam gezdir derken adama uçağını kaçırttırmış ya. Oha abi, memlekete ya, taksiyle götürseymiş. Hakikaten pasito ya, hakikaten daha az yazarmış yani. Efendim dinleyicilerimize dönelim. İstanbul'da olmayanlarına ufaktan bir izahat verelim. Bu mesafeleri bir anlatalım yani. Doğru abicim. Bilen var, bilmeyen var. Aynen kardeşim. Nasıl izah edilir bilmiyorum ama şöyle düşün. 20 dakikada gideceği yola götürmemiş adamı, İstanbul'un bir ucundan öbür ucuna iki defa mekik dokunmuş. Ondan sonra varmış havaalanına yani. Dünya türü. Aynen aynen, o kardeşimize devletimizde 15 ay hapis cezası vermiş. Abi hak etmiş. Evet, hak etmez mi ya? Az bile yani. Dolandırarak donandırmış. Vay, yaptın laf bazlığını Pasko. Kadir, kaptım değil mi? Güzel güzel, beni gururlandırıyorsun ya. Sen de öylesin ama lafı var ya, dolandırıyorsun. Aman beni hapse atmasınlar Pascal. Ben sana bakarım. Nasıl bakarsın? Donatlet getireyim mi? Ha, kitap da getir ama sıkılırım. Nasıl kitap? Ne bileyim, tarihi romanları, aşk romanları, KPSS'ye hazırlık. Neden? Onu ne yapacağım? Abi o haberleri takip edemiyorum ya. KPSS Soru Bankası'ndan gündemi takip ederim, fena mı? Mantıklı. Ya biraz giden olur ama olur. Kardeşim fazlasında gözümüz yok. Haberimiz olsun, geç olsun, güç olmasın. Abi şakası bile kötü. Vallahi. Evet, amin kardeşim, amin. Bize hak yemek yakışmaz zaten ya. Yersek iki yakamız gelmesin bir araya diyelim mi? Büyük konuşma. Bilmeden yeriz. Ne yapacağız? Arkadaşım insan bilmeden yer mi? Bazen yiyor. İstemeden arıyor. Benim bilmediğim, yediğim hiçbir şey olmadı ya. Hep bilerek yedim, bak söyleyeyim sana. Benim bir iki kere oldu. Ne oldu? Kokoreç abi. Ne oldu bilmiyorum. Yedim. Vay be. Öğrenince üzüldüm, doğru söyle. Biraz ama geçti. Ya kokoreç dünyanın en güzel icadı be. Lezzet fırtınası be. Cana can. Candan da öte canan. Sen ne diyorsun Pascal? Kokoreç gibisi var mı? Hastasıyım ben. Aynen kardeşim. Aragaz. Pascal. Sir. Kaç paraya mutlu olunur sence? Abi parayla mutluluk yok be. Zor ya. Bak olmaz. Onun doğrusu parayla saadet olmaz. Bu arada ama senin dediğin de doğru. Aynı şey. Ya tamam kardeşim ya, ben de onu diyorum. Araştırma yapmışlar, İstanbul'da mutlu olmak için kaç para lazım diye sormuşlar. Kaç paraymış? 7500 ile 8000 arası yetiyormuş İstanbul'da abi. Kim diyor bunu abi? Halkımız diyor abi, halkımıza sormuşlar, onlar da öyle demiş. Abi 8000 çok para. Ya zaten o parayı söyleyen kendisi o kadar kazanmıyor ki. O kadar param olsa kafam rahatlar diyor. 8000 lira dünyanın parası gibi geliyor ona yani. Abi belki kazanıyorlar. Pascal, bizden habersiz halkımız zengin mi oldu diyorsun? O kadar para zenginliği değil. Kaç paradan başlıyor ki zenginlik? Abi çok az. Bak bu işin altından kalkamayacağız. Telefon jokeri mi kullansa? Kim arayacaksın? Mesela şu Dan Bizerian vardı. Sen tanıyor musun onu? Ne demek, elimde büyük. Şu kadarcıklığını bilirim ben ya. Oho. Vay be Kadir. Sen de var ya, herkesi tanı. Dur arıyorum. Çalıyorum. Alo Dan. Ne haber Toraman kardeşim, ne yapıyorsun? Yaşıyor mu kerata? Vallahi yaşıyorum bu hayatı, sen yaşıyorsun ha. Helal olsun Toraman ya. He. Neyse dur bak şimdi, bir yanımda kim var? Yok yok, o değil, Pascal'la oturuyoruz ya. Tanıyor musun beni? Pasko, seni tanımayan var, aşk olsun ya. Eyvallah. Selam söyle. Ha bak, selam var Pascal, selam var. Senin telefon çekmiyor. Ha tamam kardeşim, dur hemen soruya geçiyorum. Kaç paraya zengin olunuyor Toraman? O kadar mı diyorsun? Tamam dostum. Tamam hadi sen sıkmaya devam, öpüyorum canım. Arada uğra, hayırsız, hadi bakayım. Ne dedi abi? Abi arazideyiz, yanımda manitalar var, otomatik tüfeğiyle sağa sola ateş ediyoruz.
çekmez buralarda telefon diyor. Kaç paraymış peki? Ya diyor ki Kadir abim zenginlik diyor. Akşam eve geldiğinde sıcak aşın kaynıyorsa, yüzüne gülenin varsa, 2-3 tane de menfaatsiz dostun olduysa zenginsin demektir diyor. Kadir resmen borç yapmış. Oğlum çocuğun sesi titredi telefonda ya. Bak dedi Kadir abi dedi etrafımda cıvırdan cıvuktan geçilmiyor dedi. Bir elim yağda bir elim özecetin kenarında dedi. İnan olsun yüzüm gülmüyor dedi. Niye gülmüyormuş? Ya adamın seveni yok. Herkes parasının peşinde. 2-3 tane carcurda ben ateş eder miyim? Instagram'da meşhur olur muyum? Film teklifi alır mıyım diyerekten çocuğa dadanan dadanana. Ya var ya. Hepsi var ya. Borç istiyordur. Biter mi be Paskal'ım? Dıdısının dıdısı kapıya geliyordur. Vay benim canım akrabam diye ya. Onun işi zor. Herhalde kardeşim. Çile vallahi çile ya. Ateş ediyorsun. Mutlu sanıyorlar. Vallahi hacıdımdan bizler yana. Tosunum toramanım ben de. Bizim gönlümüz zengin olsun, evimiz sıcak olsun, ötesi mühim değil Pasko. Arka soralım. Soralım yavrum, sormazsak ayıp. Halkımız kıymetlimiz şimdi. Kaç paraya zengin hissedersiniz kendinizi? Bir de parayla saadet olur mu yani? Zenginlik nedir sizin için? Bir deyim verin bakayım. Efendim Twitter adresimiz neydi Pasko? Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir, bir yardırın bakalım ne oldu? Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Yüksek sanat. Adırın bir daha. Sen mi yazdın? Evet Pascal. Tosaran duygularımı kaleme aldım. Kandili'deki paşa dedemden kalan yalımın balkonunda ay mehtabını izlerken aniden duyguya geldim. Hissim oluştu, bu satırlar döküştü. Çok iyi yaptın, ne güzel. Evet, kurucusu bulunduğum Haybeci şiir akımını takip eden genç şairlere de efendim aragaz@metrofm.com.tr adresini öneriyorum. Buraya şiirlerini gönderebilirler efendim. Şu garip halimden bilen işveli nazlı. Elektrik akımı aldım senden nötrlü fazlı. Hibrit araç bakıyorum benimki gazlı. Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen? Tatlı dillim, lityum, iyon pillim aceylanım. Gözüm Barcelona eleniyor neredesin sen? Ben ağlarken ağlayıp gülerken gülen. Domatesler dökülüyor yırtılmış filen. Basıp basıp seyirtiyor ardından gelen. Alttan eniştem arıyor neredesiniz? Tatlı dillim güler yüzlüm cildi pürüzlüm. Dişiyle ceviz kırıyor neredesiniz? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Sürekli top çevirerek atak olmuyor. 8 şuttan bir tanesi kale bulmuyor. Ofansif orta saham yok. Neredesin? Tatlı dillim, ara paslım, atletik kaslım. Şikirtelle gol arıyor. Neredesin sen topal? Çıkıp Joseph giriyor. Neredesin sen gel aman? Gelişine gül aman. Gülüşüne, altı pasa girişine hayran oldu. Nasıl buldun Pascal? Abi çok güzel. Aferin. Güzel yazmış. Teşekkür ederim canım. Canım teşekkür ederim. Bu arada saate bakıyor muyuz? Kaç olmuş lazım? Gidelim. Efendim nasipse yarın kaldığımız yerden devam etmek sözüyle gidiyoruz. Yarın buluşalım istiyoruz. Paka paka. Bye bye. Pas.